Sevgili öğrencilerim, ses bilgisinden bir parça olarak aldığım bu konuda da uyarmam gereken bir husus var. Ünsüz düşmesinde dikkat etmeniz gereken hususlar var canlar. Ünsüz düşmesi şu şekilde karşımıza çıkar. Birinci örneği, minik, ufak, alçak, küçük, sıcak gibi K sert ünsüzüyle biten sözcüklere cik küçültme eki gelince Sondaki sert ünsüz düşer. Minik minicik, ufak ufacık, alçak alçacık, küçük küçücük, sıcak sıcacık olur. Gördüğünüz gibi sondaki K'ler düşer. Ünsüz düşmesi cek cak küçültme ekiyle de yaşanabilir, karşımıza çıkabilir. Çabuk sözcüğü bakınız. Çabucak demişiz. Bunun kökü çabuktur. Buradaki k'ye düşmüştür. Büyücek sözcüğünde hocam bu büyümek değil mi? Evet büyümek. Büyümekten büyücek, büyükcek. Büyükçe dememiş. Ç-ça küçültme ekinde değil, cek küçültme ekini kullanmış. Burada k vardır. Büyükcek yerine büyüceklenmiş denmiş canlar. K ünsüzü düşmüş. Yapım eki alırken, türetilirken küçültmekler aynı zamanda yapım ekidir türetilirken ünsüz kaybına uğramıştır. Bir diğer versiyonumuz, soru tarzımız, yüksek, eksik, alçak, küçük, ufak gibi K sert ünsüzüyle biten bu sözcüklere şu yapım ekini getirirsek, isimden fiil yapım ekini getirirsek sondaki K düşer. Sadece cikle cekle düşmez. Bakın yükselmek sözcüğünün kökü yüksektir. Eksilmek sözcüğünün kökü eksiktir. Alçalmak sözcüğünün kökü alçak, küçülmek sözcüğünün kökü küçük, ufalmak sözcüğünün kökü ufak. Sondaki k ünsüzleri düşmüş. Örnekler bu şekilde karşınıza sorularda çıkar gençler bunlara dikkat edelim. Burada bunu özellikle not aldım. Konu anlatımlı soru bankamızda da bunun açıklaması örneği var. Farklı durumlarda da ünsüz düşmesi olur. Bu örneği, şu örneği, bu örnekleri rahatlıkla bulabilirsiniz. Sorularda karşınıza çıkar görürsünüz. Ama şu iki örneğe lütfen dikkat edin. Belki sizi zorlayabilir. Nasıl hocam? Mesela gençler gülücük sözcüğü. Bakın gülücük yukarıya da yazdım. Ünlü türemesi konusunda hatırlayın. Gülmek fiil kökü, cük küçültme eki almış sanki ü ünlü türemesi olmuş gibi duruyor. Halbuki öyle değil. Cık cık küçültme eki isimlere gelen bir yapım ekidir. Gülmekten gülüş, gülüşten gülüşçüktür. Buradaki şeyin sözü düşmüştür. Ünsüz düşmesinin farklı bir örneği. Lütfen dikkat. Öpücük sözcüğünde öpmek kök, cük küçültme ikini almış hocam. Hocam burada ü ünlü türemesi mi olmuş hocam? Hayır. Öpmekten öpüş, öpmek eyleminin adı öpüşten öpüşçük yani öpücük olmuş. Türetilirken şey ünsüzü düşmüş. Bu sözcük öpmekten öpüş, bu sözcük gülmekten gülüş, cük yapım ekini alınca şey ünsüzleri düşüyor. Lütfen buna dikkat. Ünsüz düşmesi şu şekilde de karşınıza çıkabilir canlar. Adaş. Buradaki yapım eki daştır. Vatandan vatandaş, yurttan yurttaş, yoldan yoldaş, addan adaş, adaş. Bakın D'nin biri gidiyor. Küçümsemek sözcüğünün kökü küçük K gidiyor. Kaldırım sözcüğünün kökü kalkmak. Kalkmaktan kaldırmak. Türetilirken ünsüz düşmesi olmuş. Yeşermek sözcüğünün kökü yeşil. Bazı sözcüklerde ünlü düşmesinin yanında özür diliyorum. ünsüz düşmesinin yanında ünlü düşmesi de olur. Birden fazla ses olayı olabilir. Kızarmak sözcüğünün kökü sinirlenmek anlamındaki kızmak. Kızmaktan kızarmak. Ha bu kızmak şöyle de olabilir. Kırmızı renk almak. Özellikle burada o anlamda. İnsan kızınca da kızarır ya bazen teni. Anlam ilgisi bakın devam ediyor. Kızarmak sözcüğü işte patates kızartmak, eti kızartmak, renk değiştirmek. Kızmaktan kızarmak aslında bu şöyledir canlar. Kızmaktan kızıl. Ocak kızdı, demir kızmış. Hani yüksek dereceli ısıda olduğu zaman ne oluyor? Biraz kırmızıya doğru kayıyor. Kızmaktan kızıl anlam ilgisi devam ediyor kırmızı renk anlamında. Sonra yapım eki alıyor. Kızıldan kızılarmak demiyoruz, kızarmak diyoruz. Bakınız hem ünlü hem ünsüz burada düştü. Yaklaşmak da aynı. Belki bu kelimeler size tuhaf gelebilir, farklı gelebilir. Benim anlatımımdan sonra, bu açıklamadan sonra lütfen düşünün. Yakından yakınlaşmak. Yakınlaşmak dersek ses olayı olmuyor. Yaklaşmak dersek bunun kökü yakındır. Hem ı ünlüsü hem ne ünsüzü düşmüş. Burada da canlar ünsüz düşmesine lütfen bu özellikleriyle dikkat edelim. Hepinize başarılar.